İnanamıyorum Narin. Bunca olanlardan sonra adamın daha cenazesi kalkmadan koşa koşa bana gelip şirketten bahsediyor. Ortaklığın derdine düşmüş. Çeşit çeşit insan var işte, ne yapacaksın? İki tane adam öldü gitti hem de onun yüzünden. Hanımefendinin umrunda mı? Yok, değil tabii. Öyleymiş. Akıl alır gibi değil ama öyleymiş. Bir de ben onun için üzülüyordum biliyor musun Narin? Hamile, tek başına kaldı diye. Söylediğiniz her şey orada yazılı Dilaver Bey. Yazılı. Yazılı da maşallah padişah fermanı gibi. Vuku bulduğunda akdine binaen ilzam etmeyecektir. Avukat yazmışsın. Yazmışsın da sen şunu Türkçesini bir anlatsana bize. Türkçesi şu. Bu ortaklık anlaşması gereğince siz Esma Hanım'dan ticari konularda onun adına karar verme yetkisine sahip olacaksınız. Ama sadece karar verme değil mi yani? Herhangi bir alım satım yaptığında. Merak etmeyin Esma Hanım. İstesem de hisselerinizi alıp kaçamayacağım. Ben bunu söylemedim. Sen de biliyorsun. Bak. O kağıdın benim için tek bir anlamı var. Gelin ağaya dünyayı dar etmek. Yapsıla. Abim mi arasan bir acaba? O sana bir akıl verir. Aradım. Aradım ama açmadı. Daha değil. Bir planım var ama detaylar lazım. Bırak planı. Harekete geçemem. Acele etme Ahmet ağa. Sağlam iş istiyorsan bekleyeceksin. Bekleyecek zaman yok. Elini çabuk tut. Sabır Ahmet ağa, sabır. Öyleyse gönül rahatlığıyla İstanbul'a dönebilirim. Elimden geleni yaptım Emre Bey. Davayı kazanmasalardı... Ama kazandılar. Bana çalışanların durumunda bir değişiklik olmadığı söylendi ama... Olmayacak Edip Bey, merak etmeyin. Şirket yönetimini değiştirmek için önce o kararı yönetim kurulundan geçirmeleri lazım. Siz de biliyorsunuz bunları. Beni yanlış anladınız galiba Emre Bey. Ben açıkçası hangisi doğru olur onu bilemeyeceğim. Sıla Hanım'ı zor durumda bırakmamak için hala buradayız. Ne de olsa bize Erkan Bey'in hatırası. Sıla Hanım'ın buraları düşündüğünden pek emin değilim Edip Bey. Galiba ne babası ne de onun kurduğu holding konumunda Sıla Hanım. Şimdi haber geldi. İlk yapıyı da kaybettik. Görsen melek gibi uyudu maşallah. Alo. Hayret. Adımı görünce açmazsın diye düşünmüştüm. Telefonundan da mı sildin yoksa? Emre. Böyle olmasına... Açıklama yapman gerekmez. Önemi yok. Zaten bunları söylemek için rahatsız etmedim seni. İlk yapıyı da kaybettik Sıla. Mahkeme aleyhimize karar verdi. Ama o babamın ilk şirketiydi. Evet. Erkan amcanın göz bebeğiydi. Holdingin yapı taşıydı ilk yapı. Ama artık onların elinde. Oho, Esma Hanım. İmzayı atalı yarım saat oldu. Senin şimdiden suratın asıldı. Yok, ondan değil. Başka bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hayırdır? Söyle, belki elimizden gelen bir şeydir. Cenaze. Burada kalamaz. Götürmek için bir sürü işlem falan. Ben o işi hallettim. Burhan Efendi de seninle beraber geliyor İstanbul'a. Havaalanında karşılayacaklar. Sonra da sen uygun gördüğüm yere defnedecek çocuklar. Sen canını sıkma. Sağ ol.
demek ya? Biz ne için varız? Bugünler için değil mi? Sen şimdi git işlerini hallet. Ben de burada biraz işim var. Bitirdikten sonra geleceğim arkandan. Bakalım neye ortak olmuşuz. Sıla, orada mısın? Evet. Teker teker gidiyor bütün şirketler. Açıkçası herkes endişeli. Buna ben de dahilim. Düşün artık durumumuzu. Anladım Emre. Anladım ama ne yapabilirim bilmiyorum. Elimden gelen... Senin yerinde olsam ben de böyle düşünürdüm. Nasılsa bunların hiçbirine ihtiyacın yok. Ne alakası var? İhtiyaç meselesi değil bu. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama kararını yazılı olarak da bildirirsen ben uğraşamayacağım. Başınızın çaresine bakın diye. Böyle düşünmediğimi sen de biliyorsun Emre. Ben artık seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum Sıla. Tek bildiğim burada insanlar bekliyorlar. Hayatlarına bir yön verecekler. Sadece senin ağzından çıkacak iki kelimeye bakıyorlar. Sadece iki kelime. Ben bırakıyorum. Heh, başka bir yol daha var tabii. Kalıp sonuna kadar direnmek. Ama sen o kapıyı çoktan kapatmışsın zaten. Sıla bir şey söyle. Arayacağım. Sıla ama bu... Arayacağım dedim Emre, hoşça kal. Sıla iyisin. Bir su getireyim sana. Abay çay içersin değil mi? İçeriz. Bize iki çay yollayın lütfen. Bir de başvuru formlarını getirin. Hazır abay da buradayken birlikte bakalım. Başvuru formları... Ağam sadece bir kişi başvurdu. Onunla mülakata çağırdık. O da birazdan burada olur zaten. Ben bu konuda size bilgi vermiştim. Tamam, doğru. Hatırladım. Tamam. Sen gelince bekletme o zaman. Olur ağam. E hani çaylar? Hemen getireyim ağam. İlan da verdik biz bu iş için. Niye başvuru yok ki başka? Kim bilir? Demek ki herkesin tuzu kuru. Bir kişi başvurduğuna göre. Allah Allah. Sıla arıyor. Aç o zaman sen de. Alo Sıla. Evet yanımda şimdi. Tabii vereyim. Sıla, sana ulaşmaya çalışmış ama telefonun kapalıymış. Acil diyorum. Efendim, nedir acil olan? Bir şirket daha gitti Boran. Babamın ilk şirketi. Bu kadın durmayacak belli oldu. Kimmiş o? Ne demek kimmiş? Esma. Buraya geldi. Aklınca... Ağam, mülakat için geldiler alayım mı? Kim? Hani iş başvurusu için gelecekti ya. Tamam, içeri aldım. Olur ağam. Şimdi işim var. Misafirim geldi. Sonra konuşuruz. Boran? Boran? Ağam sizi bekliyor, buyurun. Ahmet abi, ben Dilaver. Ben de seni arayacaktım şimdi. Kalp kalbe karşıymış, görüyor musun? Ahmet abi, müsaitsen bir acı kahven içmeye geleceğim. Ne demek Dilaver? İstediğin kahve olsun, başımla beraber. Hadi gel. Dinlemiyor ki, misafirleri gelmiş. Ne yapacağım ben Narin? Bir sakin ol önce Sıla. Sıkma bu kadar kendini. Bir çaresi bulunur. Her şey yolunda mı Dilaver? Sayende Ahmet abi. Vallahi hadiseyi bu kadar çabuk halledeceğini ben bile tahmin etmezdim. Sen istedin, ben de hallettim. Rahmetli dedem derdi ki her şey erbabına bırakacaksın. Estağfurullah. Karşımızdaki düşman güçlü olunca birbirimizin yanında durmalıyız. Haklısın ha. Bize de bu durumda sadece seni takdir ve tebrik etmek düşer. Ayrıca bir haberim daha var sana. Hayırdır? Emre Bey gelmiş Mardin'e. Gelin ağamızı görmeye. Bak sen şu işe. Ne ara gelmiş? Niye haberimiz olmamış?
Gelmesiyle gitmesi bir olmuş da ondan. Boran Ağa da geri yollamış. Gecenin bir saatinde bindirin uçağı defedin demiş. Vallahi Ahmet Ağa, istihbaratına hayran olmamak elde değil. Demek Emre Bey gelmiş, ağamız da kıskanıp sepetlemiş. Evet. Yakışır ağamıza. Hani derler ya, babasının memuriyeti sebebiyle. Benimki de öyle oldu gerçekten. Türkiye'de dolaşmadığım yer kalmadı. Çorum, Bursa, Urfa, Mardin'de de kalmıştım bir dönem. Öyle mi? Ne zaman? Çocukluğumda. İlkokul 3'tü yanlış hatırlamıyorsam. 88-89. Hangi okulda okudunuz? Fatih İlköğretim. Ne oldu? Aynı okula gitmişiz. Biz 85'te girmiştik değil mi? Şimdi düşünüyorum da Mardin'i mi sevmiştim yoksa küçükken oynadığımız oyunları mı? Düşündüğümde hep içimde sıcak hatıralar oluyor Mardin'e. Belki de o yüzden buraya hiç düşünmeden geldim. Güzeldir Mardin. İçine işler insanı. Özletir kendini. Çok doğru. O zaman hoş geldin diyelim sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sıla, sana bir şey diyeceğim ama kızma bana. Niye kızayım Narin, söyle. Ya şirketse şirket, paysa pay. Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Hem adamlar elinden almıyor. Bırak kim yönetirse yönetsin ya. Hem alsalar ne olacak? Çok şükür ihtiyacın yok. Bunun parayla pulla bir ilgisi yok. Ama bunca zamandır ailem olarak bildiğim tek insan onlardı. Babam çok çalıştı Narin. Benim için. Ne kadar güzel olmuşsun. Bu ne? Bu sana annenle benim mezuniyet hediyemiz. Çok güzel, teşekkür ederim. Hadi tak bakalım, üstünde nasıl duruyor bir görelim. Çok yakıştı değil mi? Kim? Çok güzel. Ay çok yakıştı. Tabii ki ihtiyacım yok, biliyorum. Ama şimdi vazgeçersem bütün yaptıkları boşa gitmiş olur. Babama ihanet etmiş olurum. Onca güne, onca geceye buna izin veremem. Veremem. Ben üzerime düşeni yaptım Dilaver. İstediğin gibi Cihan'ın kanını yerde bırakma. Diyorsun ki şimdi sıra sende. Bana bir şey demek düşmez. Sen daha iyi bilirsin. Diyorsun ki bu hayatta her şey karşılıklı. Yok estağfurullah. Yok yok, haklısın Ahmet ağam. Zinara seni aşiretten atmaya karar verdi. Sen de benim isteğimi yaptın. Şu durumda benim de ağanın oğlu olarak senin isteğini yapmam lazım gelir değil mi? Lakin meseleye bir de şu tarafından bakalım Ahmet ağa. Ben Zinar ağanın yanına gidip baba affet dediğimde kimi affedeceğim? Seni vuran adamı mı demez mi? O zaman ne yapacağız Ahmet ağam? Hı? Ne demek bu Dilaver? Ben senin canına kastetmedim ki. Yani ben ağama açıkladım durumu. Öldürmek için değil. Ne malum Ahmet ağa? Burhan'ı ortadan kaldırmakta bu kadar mahir olan senin için benim hükmüm ne ki? Ha? Ne malum tesadüfen kurtulmadım? Olur mu öyle şey? Ben sadece Burhan'ı öldürttüm. Zinar Ağa'ya da öyle dersin o zaman. Adam yaralama suçunun yanına bir de katilliği eklersin. Sen istedin. Cihan'ın kanı yerde kal... Yanlışım var Ahmet Ağa. Abimin kanını kaldırmak sana mı düştü? Burhan Efendi ile aranızda bir husumet varmış. Öldürtmüşsün. Mesele bu kadar açık. Bir laf vardır. Bildin mi Ahmet ağa? Dinsizin hakkından imansız gelir. Açmıyor Narin. Anlatmama izin verse anlayacak. Ama inat ediyor, görüyorsun.
Böyle olmayacak. Duramam ben böyle. Ya Sıla bekle, bir abime haber verelim en azından. Abim beni dinlemiyor Narin. Telefon orada. İstersen sen anlatmayı dene. Belki seni dinler. Buyur Ahmet abi. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonu? Açabilecek durumda değilim. Ben aradığım zaman ölsen de açacaksın bundan sonra. Hayırdır, bir durumum var. Bu iş ciddiye bindi artık. Elini çabuk tut. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Biraz daha sabredeceksin. Sabredecek zaman kalmadı artık. Ben ne zaman harekete geçeceğimi biliyorum ha. Sen merak etme. Ağırdan aldıysam sebebi var. Bir aksilik çıkarsa herkes sana dönecek. Böyle olsun ister misin? Tamam ama fazla uzatma. Bir iz kalmasın ortada. Madem misafirlerinle ilgileniyorsun, ben de misafirliğe geldim. Şimdi konuşabilir miyiz lütfen? Merhaba abay. Merhaba Sıla. Benim bir işim vardı. Onu halledeyim. Tamam, teşekkür ederim. Efendim? Esma Hanım arıyor. Bağlayayım mı? Esma Hanım? Bağla bakalım. Emre Bey merhaba. Esma Özdemir ben. Burhan'ın eşi. Anladım Esma Hanım, buyurun. Son gelişmelerden haberiniz var mı bilmiyorum. Ama size kısaca özetleyeyim. Şirketin yeni ortağı benim. Nasıl yani? Şu an İstanbul'dayım. Eğer yarına bir toplantı organize edebilirseniz her şeyi etraflıca açıklayabilirim. Yani size ve yönetim kurulundaki diğer üyelere. Bunu ayarlarım. Fakat Sıla'nın burada olmayacağı için bu toplantının pek bir değeri olmayacaktır Esma Hanım. Ben de bu toplantıyı bunları konuşmak için istedim zaten. Benim de şirketin geleceğiyle ilgili bir takım fikirlerim var. Eğer dinleme zahmetine katlanırsanız. Ne de olsa eşit hisselere sahibiz artık. Değil mi? Peki Esma Hanım. Yarın kaç gibi burada olursunuz? 11 benim için uygundur. İyi günler. İyi günler. Böyle giderse bütün holdinge ortak konuma gelecek. Esma'yı durdurmak için bir şey yapmam lazım. Niye bu kadar uğraşıyorsun Sıla? Nasıl yani? Bizim para ihtiyacımız yok. Bu ısrarın niye? Boran. Biliyorum kızıyorsun. Ama beni dinler misin lütfen? Anlamaya çalışır mısın? Bunun parayla pulla bir ilgisi yok. Boran. Bu iş benim için çok önemli. Hayatın borçlu olduğum insanlardan miras bana. Beni hiç anlamıyorsun değil mi? Anlıyorum. Anladığın için mi böyle davranıyorsun? Emre'ye yaptıkların anladığın için miydi Boran? Evet. Tam da anladığım içindi Sıla. Efendim. Kusura bakma, tekrar rahatsız ediyorum. Önemli değil. Az önce Esma Hanım aradı. Yarın için yönetim kurulu toplantısı istiyor. Nasıl yani? Böyle bir şey yapmaya hakkı var mı? Elbette. Şirketin hissedarı o şu anda. Ben seni sonra arayayım mı? Sen bilirsin. Yalnız yarın burada olmazsan Sıla... Kes sesini! Bir daha Sıla'yı aramayacaksın. Onunla konuşmayacaksın. Duyuyor musun beni? İlla biriyle konuşacaksan muhatabın benim bundan sonra. Anladın mı? Şimdi bu telefonu kapatacaksın. Bu numarayı hafızandan da... Telefonundan da sileceksin. Duydun mu beni? Seni dinledim Burhan. Anlamaya çalıştım. Hak verdim. Hala da anlıyorum. Ama sen beni dinlemiyorsun. Allah kahretsin ki dinlemiyorsun. Dinlesen anlayacaksın. Ama inat ediyorsun Boran. Benim söylediğim hiçbir şeyin kıymeti yok değil mi senin için? Ben yarın İstanbul'a gidiyorum.
Çarşamba dedin gelmedin. E cuma dedin gene gelmedin. Benimki de Can Ayşe. Yarın buluşsak ne olur. Of. Hüseyin. Ha. Ya gözüm kör mü senin? Ya görmüyor musun evde olup bitenleri? He? Muran ağam sinirli, gelin ağam üzgün. Sırası mı şimdi konuşmanın? İstemiyorsan söyle Ayşe. Ben giderim. Hüseyin, bak istemediğimden Ayşe, değil ama... Ayşe, neredesin? Gelin ağam sesleniyor. Of Hüseyin, of! Geldim gelin ağam. Ayşe, beden için bir çanta hazırla. Tulumlarını koy, uzun kollu bodyleri. Bezlerini unutma. Mama, biberonlar. Duymadın mı Ayşe? Duydum, duydum gelin ağam. Çocukluğumdan beri gün batımını hep sevmişimdir. Güneşin sönmeye başlaması. Her şeyin ağır ağır karanlığa karışması. Ben de korkardım akşamlardan. Sanki gün batacak. Her şey, herkes bir anda yok olacakmış gibi hissederdim. Hala daha korkarsın karanlıktan. Evet. Gece olunca nefes alamıyorum derdim. İnsanı kardeşinden daha iyi kim anlar ki? Burhan, artık ikimiz de çocuk değiliz. Biliyoruz ki hava karardığında gerçekte kimse kaybolmuyor. Kaybolmuyorsa nerede peki? Orada, yerinde. Göremiyorum. Yarın yine gün doğacak. Her yer aydınlanacak. O zaman göreceksin ki kardeşim, herkes yerinde duruyor. Orada. Alo Emre. Yarın ben İstanbul'a geliyorum. Toplantıya katılacağım. Geleceksin ha. Ne yalan söyleyeyim, çok sevindim. Gelin hanıma da bir hallar oldu gene. Hadi hayırlısı. Ne olmuş? Görmüyor musun ha? Boran ortalıklarda yok. Gelin hanıma da bir şey söylenmiyor. Ayşe. Gel hele gel. Buyur hanıma. Ne oluyor da? Şey... Ne? Gelin hanım İstanbul'a gidecekmiş de. Gelin hanım İstanbul'a mı gidecekmiş? He ya. Boran ağanın haberi var mıdır bunda? Vallahi bilmiyorum hanıma. Sıla'nın seni ne kadar sevdiğini en iyi ben bilirim kardeşim. Sıla sadece... İyi ama niye anlamıyor peki? Gitmesini istemiyorum. Söyledim, bunu biliyor. Yine bildiğini okuyor abay. Yine inat ediyor. Değişmeyecek. Ama sen de pek değişecek gibi değilsin. Değilim, doğru. Ne yapacağımı şaşırıyorum bazen abay. Benim ne hissettiğim bir yana başka tarafı da var işin. Ben onu korumaya çalıştıkça o belaların içine atıyor kendini. İstanbul'a gidecekmiş. Daha Sıla gitmeden biliyorum orada neler olacağını. Zorlanacak. Üstüne üstüne gidecekler. O sevgili arkadaşına rahat vermeyecek şimdi. O zaman biz de gidelim Boran. Hayır. Madem kendi başına kararlar veriyor, sonuçlarına da katlansın.
Anne, yarın Bediran'ı size bıraksam olur mu? Olmaz mı kızım, olur tabii. Hayırdır yavrum, bir durum vardır. Bir günlüğüne İstanbul'a gitmem gerekiyor. Gözüm arkada kalmasın diye. Kalmasın yavrum. Ay ben gözüm gibi bakarım oğluma. Sıla, kötü bir şey yok değil yavrum. Sen İstanbul'a gitmek deyince... Yok, gitmem gerekiyor anne. Kötü bir şey yok. Boran da geliyor seninle. Hayır, tek başıma gidiyorum. Halletmem gereken işler var dedim ya anne. İlla Boran'ın da yanında olması gerekmiyor değil mi? Benim işlerim. Ayrıca ilk defa da gitmiyorum. Ama Bediran'a bakmak istemiyorsanız söyleyin yeterli. Yok kızım, hiç olur öyle şey. Ben sadece... Tamam, ben yarın Narin'le gönderirim Bediran'ı. Peki kızım, peki. Hayırdır Sıla? Yolculuğa mı çıkıyorsun? Evet. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Öyle mi? Haberimiz yoktu. Boran'la gidiyorsunuz herhalde. Neden herkes bana soruyor ki? Oğlunuza sorun bence. Sağ ol bey abay. Seninle kafanı şişirdim. Ne demek Burhan? Hadi gel. Kalkalım artık. Ama eve seni ben bırakayım. Aklım kalmasın ha? Yok abay. Ben kendim giderim. Eminsin? Hı hı. Peki. Öyle olsun. Sevgilim, hayatımı, özlemlerimi, sevinçlerimi, sıkıntılarımı seninle paylaşmaktan hep çok mutlu oldum. Sen yanımda olduğun zaman kendimi hep çok güçlü hissettim. Sen yanımda olmayınca aklımın, yüreğimin, vücudumun bir parçası hep eksik kalıyor. Ne yapsam da yarım kalan yanını tamamlayamıyorum. Nasıl zor bir şey bu bir bilsen. Bediran doğduğunda kendimi yapayalnız hissettim. Seni bir daha görememekten çok korktum. Çok. Anladım ki sensiz hayatın bir anlamı yok. Beni anla lütfen. İş için gitmiyorum. Para için gitmiyorum. Bir mirası, hayatımı borçlu olduğum insanların anılarını korumak için gidiyorum. Sadece bu. Lütfen anla. Anlarsın biliyorum. Hayatımın sonuna kadar sadece ve sadece seninle birlikte yaşamak, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Başka bir şey değil. Hepsi bu Boran. Ne olur sevgilim, hiç bırakma. Her gün, her gece sev beni. Ve anla. Ne olur. Thank you.
Karşıya geçeceğiz. Alo, Dilaver. Efendim baba. Aşiret meclisini toplayacağım bugün. Haberin olsun dedim. Katılabilirsin istersen. Hayırdır baba? Ahmet Ağa'nın aşiretten atılacağını açıklayacağım. Hayırlısı olsun baba. Hak yerini bulmuş. Gelecek misin? Yok, ben gelemeyeceğim baba. Az önce İstanbul'a indim. Ama sorun çıkacağını sanmam. Hem kim ne diyebilir ki senin kararına? Senin ne işin var İstanbul'da? İşler vardı biraz baba. Onları halledip döneceğim. Ne işiymiş o? Bana bak Dilaver. Yine bir şeyler karıştırıyorsan... Yok baba, ne karıştıracağım? Biliyorsun abimin ölümünden sonra buradaki işleri biraz boşladık. Onları halledeceğim, döneceğim. Hayırlı haberlerle inşallah. Güzeli. Anneanne yüzmek yok tamam mı? Ha? Anne hemen gidip gelecek. Güzel oğlum, akıllı oğlum. Abi bir kargo var. Saniye. Kim gelmiş Tosun? İyi günler. İyi günler, sağ ol. Kimden gelmiş abi? Bizimden. Teşekkür etmek için yollamış. Öyle mi? Rüfsin, sen bunu benim odaya koyarsın değil? Hı. Hadi ben şimdi gidiyorum. Akşama bir şey lazım mı? Yok, her şey var. Hey. Amatör rehberime zahmetlerine karşılık teşekkür hediyesi. Uzun zamandır bu kadar güzel zaman geçirmemiştim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Gizem. Emre, ben şimdi indim uçaktan, geliyorum. Keşke haber verseydin. Seni karşılamaya gelirdim. Gerek yok. Bir günlüğüne geldim zaten. Bavulum da yok. Ya hani patronumuzsun ya o bakımdan. Toplantı saat kaçta? Esma Hanım 11'de burada olacak Sıla. Sen biraz daha erken gelsen iyi olur. Tamam. Ben direkt oraya geliyorum zaten. Sen de bütün müdürleri toplarsan sevinirim. Son durumla ilgili herkes ne düşünüyor bilmek istiyorum. Tamam. Ayarlarım, merak etme. Tamam. Görüşürüz birazdan. Tamam Berdecan, tamam kızım. Ana bu gene ağlıyor ya. Yolda gelirken de ağladı. Allah, karnı tok, altı temiz. Nacim, benim ellerim soğuk kızım. Hele bir de sen bak bakalım ateşim.
Yok ana, normal ateşi. Bediran, sen niye ağlıyorsun oğlum? Sus oğlum, sus, ağlama, annen öfkeliyorsa. Ya ana, sanki anlıyor anasının olmadığını. Kızım anlar tabii, anlamaz mı? Ver sen onu. Ağlama paşam, ağlama, kurban olayım sana. Ağlama. Sen anneni özledin. Annen seni hiç bırakmaz. Sen annenin göz bebeğisin. Haydi gel gidelim işime. Ağlama paşam, ağlama paşam. Hanım geliyor mu toplantıya? Neredeyse gelir. Az önce konuştum. Yoldaydı. Güzel. Heh, işte geldi. Geç kalmadım umarım. Esma Hanım erken gelmeyi uygun görmüş Sıla. Anladım. Hemen başlayalım o zaman. Zaten çok uzun bir toplantı olmayacak. Yalnız biraz beklememiz gerekiyor. Niye? Çünkü ben bu toplantıya ortağımın da katılmasını istiyorum. O da gelmek üzeredir herhalde. Ortak mı? Emre, senin bu konudan haberin var mıydı? Hayır. Ben de şimdi öğrendim. Affedersiniz efendim. Hayırlı günler. Senin ne işin var burada? İnsan ortağına böyle mi davranır? Bir hayırlı olsun demek lazım değil mi? Ne? Vallahi sağ ol Boran. Sayende amatör rapper dolduk. Bak önümüzdeki hafta İstanbul'dan gruplar kabul etmeye başlayacağım. Haberin olsun. O nereden çıktı? Oho. Durum fena. Geçen gün kim buradaydı? Gizem. Ne oldu? Aradı mı seni? Anlamadı. Ama hediye göndermiş. Teşekkür etmek için. Rehberlikten ilk kazancımızı aldık. Gerçi yenilir için bir şey değil ama olsun. İnat etmeyip sen de gidecektin. Ne? İsmin burada ama aklın İstanbul'da diyorum. Ya aklını da buraya al ya da kalk gel İstanbul'a gidelim. En fazla 2 saatimizi alır. Hem Sıla'yı görmek zorunda da değiliz. Bir hava alır geri dönersen. Düşünme bu kadar. Düşünme. Her şey olacağına verir. Hadi gel okula gidelim. Bak yarın açılış var. Hala daha pencereleri takmadılar. Ben baktırdım. Her şey bitmiş. Merak etme. Peki. Hepiniz Burhan Bey'in açtığı davayı biliyorsunuz. Bir saniye Emre. Uzatmaya gerek yok. Herkes neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor zaten. Doğrudan teklif aşamasına geçebiliriz. Sıla Hanım uzatmayalım diyor. Söyle bakalım Emre kardeş. Neymiş gelin ağabeyimizin teklifi? Şirketimizin teklifi şudur Esma Hanım. Ve Dilaver Bey. Şirketteki bütün hisselerinizi hemen almaya hazırız. Muhasebenin yaptığı hesaplara göre şirketteki hisselerinizin toplam değeri 25 milyon lira. İsterseniz siz de bağımsız bir denetçi kuruluş getirip bunları hesaplattırabilirsiniz. Sıla Hanım'ın teklifi ise size 35 milyon lira. Gelin ağamıza bu cömert teklifi için teşekkür ettiğimizi söyleyin Emre Bey. Lakin biz kendisiyle ortaklık etmekten ziyadesiyle memnunuz. Hisselerimizi satmayı düşünmüyoruz. İnşallah ileride ortaklığımız daha da büyüyecek.
Daha sonuçlanmamış davalar var ne de olsa, değil mi? Artık bir yerde akraba sayılırız. Böyle kardeş kardeş, güzel güzel. Hep birlikte idare ederiz şirketi. Hı? Peki o zaman. Toplantı bitmiştir. Gelinamız bitmiştir dediyse bitmiştir. Ne de olsa daha çok toplantı yapacağız. Peki. Size iyi günler. Size de. Can hep Hüseyin böyle. Yok. Ben sana... Ama sen gülüyorsun. Yok yok, gülmüyorum ben. Hep buluşalım buluşalım deyip duruyordum. Aldım gönlü şimdi. Ben sana... şey vereyim diye. Bu ne Hüseyin? Açla bak. Hüseyin. Çok güzel bu ya. Ben aslında yüzük alacaktım. Şey yüzüğü. Anneme diyeceğim Ayşe. Diyeceğim böyle böyle. Ama hani sen... Bir şey demeden. Şey mi? Ya bir şey için mi? Ha, şey için. Ha, olur dersen. Der misin? Sen dersen hani yani. Yani sen istiyor musun şey? İstemek ne demek? Yani çok. Yürüyelim. Of Hüseyin of. Ablamı arayacağım. İstanbul'dan Fenerbahçe forması getirsin. Küçük ama. Niye oğlum? Yeni bir de Fenerbahçeli yapacağım. Allah. Bu oğlum niye Mardin Spor'un suyu mu çıktı? İkisini de tutar baba. Hoş geldin oğlum. Böyle buyur ağam. Hoş geldin abi. Kahve yapayım mı sana? Sağ ol Narin. Yarın okulun açılışı var biliyorsunuz. Hepinizi bekliyorum. Ben gelmesem olmaz mı ana? Aa, oğlum o nasıl laf öyle? Hiç okula gidilmez. Hem yarın sen okula gitmeyeceksin ki. Okulun açılış töreni var, ona gideceğiz. Olsun, ben yine gelmeyeyim. Allah. Biz de Bedirhan'la konuşuyorduk tam. Babasını soruyordu o da. Al babası. Ol babası bir çok ağladım. Geldim oğlum. Geldim. Buradayım. Geldim. Bak nasıl üstü hemen. Tanıyor. He. Bundan sonra ne yapacaksın? Refik amca buralarda mı biliyor musun? Evet, buralardaydı. Geçen gün uğramıştı. Onunla görüşmek istiyorum. Babam onun fikirlerine çok değer verirdi. Gönüllü danışmanı gibiydi. Onunla yarın konuşayım, ondan sonra dönerim. Peki. Şimdi istersen bir yemeğe çıkalım. Hem kafan dağılır ha. Sağ ol. Yorgunum. Yarın görüşürüz.
Peki, hoşça kal o zaman. Sen otur ana kurban, ben yaparım. O da nereden çıktı oğlum? Nerede görünmüş? Yardım olsun diye lo. Hem konuşurduk. Benim sana diyeceğim bir şey var. Benim de sana diyeceğim bir şey var. Kısmetin hazır. Hazır mı? Hazır tabii. En sonunda gönlüme göre bir kız buldum bugün. Ya. Ayşe. Efendim Hüseyin. Aman. Buyur ağam, emret. Bir su versene bana. Hemen ağam. Buyur ağam. Sağ ol. Afiyet olsun. Hadi getirin topu. Getiremeyiz. O ne ya? Top patladı. Nasıl patlar? Daha geçen gün ben size almadım mı bu topu? Ne zaman patlattınız? Dilaver amcam vurdu, top gitti dikene. Ha. Şşş, oğlum. Zaten Dilaver amcanın işi gücü ne ki? Al sana Dilaver amca. Neden çocukların topunu patlattın Dilaver? Ne topu baba? Bırak şimdi sen topu. Anlat bakalım. Ne işler çeviriyorsun İstanbul'da? Ne yaparım işte baba. Gelin ağamızla ortaklık ediyoruz. Ne? O da nereden çıktı? Ne derdin var senin Sıla'yla? Ne yapıyorsun orada? Gelince anlatacağım baba. Merak etme. Bana bak. Sakın kafana göre bir şey yapma pişman eder. Duydun mu dediğimi Dilaver? Anladım baba, anladım. Yok anne, uyandırma. Nasıldı bugün? Çok yordu mu sizi? Yok kızım, ne yorması? Yalnız biraz huysuzlandı o kadar. Herhalde fark etti senin yokluğunu. Sıla'm, akşamüstü Boran uğradı bir ara. Ne dedi? Hiç. Yarın okulun açılışı varmış ya. Oraya davet etti bizi. Geleceksin değil kızım. Bilmiyorum annem. Yarın belli olacak. Anne, Boran benim hakkımda bir şey söyledi mi? Yok kızım, demedi. Peki. Ben yarın geleceğim. Görüşürüz. Güle güle.
Okula başlayacağım paşam. Memir, neredesin oğlum? Geç kaldık ya. Geldim. Oy, oğlum bu ne halin ya? Ölük, ne olacak? Oğlum açılışa gidiyoruz ya, bundan olur mu ya? Okula neyle gidilir baba? Giyiyorum kızıyorsunuz, giymiyorum gene kızıyorsunuz. Böyle iş mi olur ya? Çok konuşma. Hadi git değiş üstünü. Her lafa da bir cevabı var ya. Hırpo. O ninesine koyacağım. Alo Ümmü, sesini duyan cennetlik vallahi. Ha tamam, ne oldu? İstanbul'da mı? Tamam, sağ olasın Ümmü. Haydi haydi, okul açıldı, bebeler sıralarda oturdu, sen hala hazırlanamadın. Geldim ağam, geldim. Ben geldim de gelin hanım ortalıkta yok. Sıla hanım adına okul açılıyor, kendisi İstanbul'da iş peşinde. Kusur etme Kevser kadın. Hazır mısınız? Hazırız oğlum. Narin, hoş geldin kızım. Hoş bulduk hanım, hoş bulduk. Abi, bir iki dakika konuşalım seninle. Olur. Hayırdır, ne bu telaşın? Dilaver İstanbul'a gitmiş. Ümmü amcamla konuşurken duymuş. Sıla'dan uzak dur demiş amcam. Abay. Hayırdır Nuray? Bana hemen bir uçak lazım. Çok acil. İstanbul'a gideceğim. O zaman ben bir havalanına gideyim, ayarlamaya çalışayım. Seninle orada görüşürüz, tamam? Hayır abi. Senin burada kalman daha doğru olur. Okulla ilgilenecek birinin olması lazım. Yalnız gideceğim. Tamam. İşte böyle Refik amca. Mardin'de de bir hayatım var, İstanbul'da da. Anlıyorum kızım. Şeytanın avukatlığını yapmış gibi olmayayım ama senin sonuçta buradan gelecek olan paraya, pula ihtiyacın yok. Bu şirketler benim için ormanın ağaçları gibi. Babam yıllarını verip geliştirdi, büyüttü onları. Bırakıp gidemem. Baltalarıyla kapıda bekleyenler var. Gözümü çevirdiğim an kesip atmaya hazırlar. Aferin Sıla. Böyle söyledin, benim de kalbimi kazandın. Baban dediğin gibi yıllarını verdi bu şirketler için. Gecesini gündüzüne kattı. Artık biz de ona sırt dönemeyiz. Öte yanda Mardin'de seni bekleyen bir oğlun, bir kocan var. O da doğru. Ne yapacağım, nasıl yapacağım bilemiyorum. Bir kere öncelikle tasalanmayı bırakacaksın. Sana ben en kısa zamanda iyi bir ekip kuracağım. Güvenebileceğim bir ekip. Onlar bana günü gününe rapor verecekler. Ben de sana. Gözün arkada kalmasın. Kapıda bekçiyi görünce baltalarını saklarlar. Bana bu iyiliği yapar mısınız gerçekten? Elbette yaparım kızım. Elbette. Babanın bana yaptığı iyiliklerin yanında bunun lafı mı olur? Pardon. Rahatsız ediyorum ama. Adem Bey hala muhasebede mi? Evet efendim. Ben gelmişken bir de ona uğrayayım. Eski bir ahbabım olur da. Dilaver aradı. Öğleden sonra gelecekmiş. Ne istiyormuş? Bilmiyorum. Herhalde onda bir teklifi varmış. İyi bakalım. Dinleriz teklifini. Dilaver'in ne işi varmış burada? Öğrenebildiniz mi? Esma Hanım'la ortak olmuşlar ağam. Dün toplantı yapmışlar Sına Hanım'la. Onun da haberi yokmuş. Peki yanında birilerini getirmiş mi? Adamlarından falan? Yok ağam, tek başına gelmiş. Anlaşıldı. Şimdi ne yapıyoruz ağam? Sıla Hanım'ın şirketine gidiyoruz.
Emre Bey, senin de bir teklifin olduğunu söyledi Dilaver. Dinliyorum. Dünkü cömertliğin gözlerimizi yaşarttı. Sıla Hanım. Meğer gelinimiz bizi ne kadar çok seviyormuş dedik. Onu bize yanlış tanıtmışlar dedik. Dilaver. Dinlemeyeceksen hemen kalkıp gideyim. Ne diyordum? Ha, gelin ağam. Gerçi sen onu bizden daha iyi tanırsın Emre Bey. Ne de olsa bizim ortak geçmişimiz bir yere kadar. Bana bak, Dilaver Bey. Sıla Hanım seni buraya hanımefendinden çağırdı. Eğer adam gibi konuşmayacaksın... Ha, ne yapacaksın? Ağzımın payını verecek misin? Ne olacağını görürsün. Emre, yeter artık. Oturun ikiniz de. Kolay gelsin. Oho. Orhan ağamız da geldi. Ortaklık tam oldu. Kes sesini. Biz Sıla Hanım'la ortak olduk biliyorsun. Ortaklığınız da, şirketiniz de beni hiç ilgilendirmiyor Dilaver. Ama hareketlerine dikkat edeceksin. Eğer bir yanlış yaparsan karşında beni bulursun. Anladın mı? Niçin mi geldim buraya? Değdi mi? Havaalanına gidiyoruz. Emredersin o zaman. O zaman yarın bir toplantı daha. Bundan sonra toplantı falan olmayacak Dilaver. Bu kadar. Söyleyeceğim bir şey varsa gelir Mardin'de söylersin. Yine mi geri dönüyorsun? Peki biz nasıl başa çıkacağız bu adamlarla? Sen buraya gelmiyorsun. Ben Mardin'e geliyorum. Bu sefer de Bora... Yeter artık Emre. Sus. Hiçbir şey anlamıyorsun. Çocuklar bana güldü. Hep sizin yüzünüze. Neye bizim yüzümüzden? Biz sana dedik o kadar önlükle gel diye. Kim? Yalan. Babam bana söyledi ki... Ulan ne demişim ben sana? Sen demedin mi? Okula önlükle gidilir mi diye. Ya vallahi ben böyle bir söylediğimi hatırlamıyorum yani. Sen yalana yemin ettin. Çarpılacaksın. Kesin çarpılacaksın. Ben anladım bu bize niye kızdı. Çok güzel kızlar vardı önlüklü. Onların yanına gidemedi. Ondan kızdı. Ne? Yalan. Bu da yalan, gene de yalan. İyi akşamlar. Abla, yardım et. Kurtar beni. Ne oldu? Kızdırıyorlar mı seni? Bir gün okul açıldı. Bütün çocuklar önlükle gitti. Ben de kazakla gittim. Ulan akılsız okulum. Orası onların okulu, senin okulun değil ki. Ya ben de okulum. Hem çok güzel bir okul. Bir de yepyeni. Hadi çok konuşma. Sıpa. Hoş geldin. Yavrum, geç. İyisin değil. Çok yordular seni orada. Yoruldum ama önemli değil. Bedirhan nerede? Narin de mi? Gözümde tuttu.
Ne oldu? Oğlanı babası aldı götürdü kızı. Kızım senin haberin yoktur. Akşam üzeri Boran bize geldi. Bedirhan bu gece benden kalsın dedi. Özlemiş besbelli. Biz de verdik. Öyle mi? He. Hasıla. Geldin şükür. Hoş geldin. Boran Bedirhan'ı almış ha? Ha, öyle oldu. Ama bir şey demedi. İyi o zaman. Ben de hemen eve gideyim. İyi madem. Kızım ben seni bırakayım. Yok baba. Taksiyi kapıda bekletiyorum. İyi geceler. Hadi güle güle yavrum. Ben seni kapıya kadar bırakayım kızım. O kadar da özendiydi okuluna. Gün geldi. Hiç vakit kaybetmedi. Doğru işin başına koştu. Ama gel gör ki ne oldu? O kadar heves etti. Açılışa bile gidemedi. Ama neden? Gelin hanımın şımarıklığı yüzünden. Kevser, yangına körükle gitmeyesin. Nereden biliyorsun? Belki başka bir işi çıkmıştır. Ne işi olacak onun? Gelin hanımla uğraşmaktan başka. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben şunları bırakayım. Bedirhan? Oğlum? Ayşe! Ayşe! Geldim gelin ağam. Neredeler? Kim nerede? Boran'la Bedirhan. Neredeler? Boran hiçbir şey söylemedi mi sana? Yok gelin ağam söylemedi de ben Bedirhan'ı da Narin ablayla biliyorum. Hayır. Allah'ım hayır. Neredeler? Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Üzgünüm gidenler için, üzgünüm bitenler için, sadece çok üzgünüm, dargın değilim. Ne oldu kızım? Boran'ın nereye gittiğini biliyor musunuz? Boran hiç gelmedi ki kızım. Değil bu kıyamet, cezamızı çekiyor gibi. Neredesin Boran? Belki de nihayet bir gün çalınırsa kapımız, tekrar anılırsa adımız, o zaman sarılır kanayan yaramız. Bedirhan'ın mama saati geliyor. Acıkmıştır da ağlar şimdi. Geldiler. Yok gelin ağam. Mutfağın kapısıdır. Rüzgardan ara ara çarpar öyle. Ayşe, hiç mi bir şey söylemediler ya? Ne zaman geleceğini de mi söylemedi? Yok gelin ağam. Yani bugün hiç görmedik, eve de gelmedi. Hadi Bora. Aç şu telefonu. İstediğini söyle ama aç şu telefonu. Açmıyor. Açmıyor işte. Yok. Ne yapacağım ben? Oğlumu bir daha göremeyeceğim. Ha? Ne yapacağım ben ya? Az kaldı oğlum.
Uslu uslu uyurmuş benim aslan oğlum. Ne oldu, hallettin mi? Peşindeyim, bir yere gidiyor seninki, bakalım. Ne demek o şimdi? Mardin'den çıktık, nereye gidiyor bilmiyorum. Ama adamları yok yanında, bir fırsat olabilir. Çok güzel, çok güzel. Göreyim seni, bu fırsatı kaçırma. Boran Mardin'e dönmeyecek. Merak etme, az kaldı. Uygun bir yerde halledeceğim, haber veririm. Boran'ın işi iş değildir. El kadar bebe anasından ayrı olmaz, doğru değil. Onu bırakıp İstanbullara gittiğinde söyleyecektin ona. Bu çocuk tek başına ne yapar? Onu bunu bilmem ama müstahaktır geline. Kevser kadın, sırası mı şimdi? O çocukla tek başına ne yapar, ne eder, nasıl bakar, hasta etmeye sonra? Oğlan da akıl mı bıraktı ki? O da çareyi başına alıp gitmekte buldu. Gelinin hası eline hizmet edendir. Ama bizimkinde nerede? Hanım ağam, gelin ağam çok kötü. Boran ağam telefonunu açmıyor. O gitti, bir daha dönmez diyor. Başka da bir şey demiyor. İyi akşamlar. Boran döndü. Ben aradım ama cevap vermedi. Gelmiştir ama eve hiç uğramamıştır. Bir de ben mi arasaydım acaba? Karısı aramış açmamış. Kan kardeşi aramış açmamış. Babası da arasa açmaz. Anası arasa açar he mi? Bilmez misin Firuza, o ne inattır. Bu karı koca arasında bir meseledir. Bize karışmak düşmez. Ben bir Sıla'ya bakayım. Merak etmiştir. Abay, Boran yok. Sıla tamam, sakin ol. Telaş etme öyle. Hadi gel otur şuraya, hadi. Gel otur. Ayşe, Sıla'ya bir su getir ver. Tamam. Boran yok. Bedir'in dalıp gitmiş. Sıla, hele bir sakin ol. Bir anlat bakalım. Siz İstanbul'dan beraber gelmediniz. Ben ondan sonra geldim. Annemlere uğradım. Bedir'in dalıp gitmiş. Buraya da gelmemiş. Sana da bir şey söylemedi. Ya yok. Hani ben siz İstanbul'dan beraber döndünüz diye. Hay Allah. Kimse hiçbir şey söylememiş. Arıyorum, açmıyor. Ne bileyim, belki hava almaya falan çıkmışlardır. Ha? Bu saatte ne havası abi? Ufacık çocuklar. Doğru, haklısın. Benimki de laf şimdi. Buyur evladım, bir şey mi istedin? Beni tanımadın mı ana? Hani bir süt oğlum vardı? Benim kaç tane süt oğlum oldu bilir misin sen? Ama bu başka. Yemenini çalardı başında. Bir kere de tokalarını çalmıştı da kedinin kulaklarına takmıştı. He, bamyayı da sevmezdi o çocuk. Sevmez diye. Nerelerdesin sen vefasız? İnsan süt anasını bir aramaz mı? Dur bir de ben arayayım bakayım. Belki bu sefer açar ha. Ne desen haklısın ana. Vay başıma. Bak bakayım buraya. Elin bebesini kapıp getirmediysen. Yok ana. Bu benim oğlum. Elini öptürmeye getirdim. Ay maşallah. Allah bağışlasın. Geç içeri geç, bebeği üşüteceksin. Firuz ağam nasıldır? Ya hanım ağam? İyiler, iyiler çok şükür. Geç, 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 geç. Gel, gel. Heh, gel o. Oh, çocukken de böyleydi. Kafasına istimi gider. Ondan sonra bul bulabilirsen.
Bir kere Emine Hanım'a kızmıştı. Okuldan gelmiş, tatil. Vay bana istemediğim yemekleri yaptılar diye kızmıştı. Çekip gittiydi spa. Ben de kabahatli olmuştum. Bilmez misin kaburga dolması pek sever beyimiz. Meğerse gitmiş, abaylarda yemiş kaburga dolmasını. Allah Allah. Telefonla arabada mı mutlu acaba? Bana çok kızmıştı. Anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Ben kardeşimi bilirim. O öfkelendiği zaman hep kaçar gider böyle. Kimseyi kırmamak için, üzmemek için. Öfkesi dindiğinde yine buraya geri dönecektir. Sabaha burada olur, merak etme. Al bakalım. Bu ne? Okulun açılışlarının bugündü biliyorsun. Biliyorum. İzlersin. Aslında Boran verecekti. Uzun zamandır beraber hazırlıyorduk. Ama ben de kardeşim değil mi? O da yetişemedi değil mi? Onu temsilen ben bulundum bugün. Sonra gider beraber görürsünüz. Ya beni hiç affetmez. Sıla, siz nelere göğüs gerdiniz. Ama yine de birbirinizden vazgeçmediniz. Bunlar da geçecek. Merak etme. Çok da güzelmiş torunum. Maşallah. Sana benziyor ha Boran. Benziyor mu gerçekten? Baksana şu gözlere, çeneye. Anasını da getireydi, görürdük. Ona mı daha çok benziyor yoksa sana mı? İşi vardı, gelemedi. Madem öyle, niye şimdi kalkıp gelirsin? Sonra beraber geleydiniz. Başka zamana inşallah ana. Vay vay vay. Demek büyüdün de baba oldun ha Boran. Çok yaşlandım be oğlum. Seni görünce anladım bunu. Yok ana, çok iyisin. Maşallahın var. Bak, demeyeyim dedim ama duramadım. Sen yalnız geldin ya, gelinle aranda bir şey yoktur ya, dargınlık, küskünlük filan. Bak oğlum, Boran'ım, sen benim yanımda yetiştin. Söylemesen de ben anlarım. Benden bir şey saklıyorsan darılırım bilesin. Buralarda hasretim çürümez. Başa gelince figanım duyulmaz. Oranım önünde baharım geçmez. Ya baba keşke bunun çift kameralısını alsaydın. Oğlum ben bunu aldığımda onlardan yoktu ki. İyi işte şimdi var. Ya o ne fark eder yani ya? Onunla da konuşuyorsun bununla da değil mi? Ya olur mu baba? Yeni çıkan telefonların burasında bir kamerası daha var. Hem konuştuğun kişiyle görüntülü bile konuşabiliyorsun. Ne demek görüntülü? Ne demek nasıl görüntülü ana? Konuştuğun kişiyle sen onu görebiliyorsun, o da seni görebiliyor. Ula başlayacağım şimdi senin telefonundan ha. De git yat haydi şimdi akşam akşam tepemi yattırma benim. Oho. Gene suçlu biz olduk. Ula de haydi kırp ol. Sen niye böyle celallendin Celil Efendi? Ya ne celalleneceğim ha? Görmüyor musun akşam akşam yaptığını? Telefon değil, fotoğraf değil. Bir kayırıs böyle bizi terbiye edecek kırpo. Bilmem. Oğlan artık bilmeden yalana mı bastı ne yaptıysa? Yoksa gizlisi saklısı olmayan bir adam neye böyle kıstın durup dururken değil? Ya ne gizli saklı mı olacak ha? Hayret bir şeysin ya. Getir kızım getir. Sağ ol kızım. Sıla'dan haber var. Yok yavrum yok. Kızım ne oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Ya baba ne bileyim. İçim rahat değil işte.
Abim Bedirhan'ı alıp gitti ya. İslam'ın haberi yok belli. Narin, bak sen benim içime de kurt düşürdün yavrum. Hadi bir ara da öğrenelim bizde ne olmuş. Arayayım. Efendim Narin. Alo Sıla. Bir sesini duyalım dedik, ondan aradık. Ne yaptın? Oğlunu hasret giderdin? Yoklar. Nasıl yoklar? Abim orada değil. Yok. Boran hala kızgın bana. Bedirhan'la gitmiş. Ya nereye gidecek? Olur öyle şey. Bilmiyorum Narin. Öylece kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya dur. Hemen öyle telaş etme. Hem ne belli? Şimdi çıkar gelir. Ya gelmezse? Ya nereye gidecek? Hem üzme sen kendini. Bir şey olmuş olsa birimizden birinin haberi olurdu değil mi? Umarım senin söylediğin gibi olur. Olur olur. Haydi bir şey olursa sen bizi ararsın. Tamam. Artık nasıl sinirlendiyse Bedirhan'ı da alıp gitmiş. Eve hiç uğramamış bile. Adam haklı çocuğunu alıp gitmekte. Sinirlendirmiş ya. Gitme dersin gider. Yapma dersin yapar. Ya bir insan bu kadar kendi bildiğini okumaz ki. Ya sen ne diyorsun Celil Efendi? Kuzumun elbet bir bildiği vardır. Yapar da gider de. Durup dururken değil herhal. Öyle mi? Bir bildiği varsa başına gelenler de razı olacak, tamam mı? Ya Celil Efendi, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Kızından bahsediyorsun, kızından, bir yabancıdan değil. Kuzum zaten yaralı. Çare olacağına kalkmış bir de ne diyorsun? Ya kızım diye illa haklı olmak zorunda mı? Nagmat ne yaptıysa doğru olanı yapmıştır. Ne olursa olsun. Çocuğu anasından ayırmaya hakkı yoktu. Ya kocasının sözünden çıkarsa ayırır da gider de gelmez de. Tamam mı? Hah Celil Efendi. Aferin sana. Sen böyle batırdıkça batır. Aferin. Ama tabii ben de salak kafa. Kime konuşuyorum? Sanki 15 yıl boyunca evladımı benden saklamış adamsın. Onca yıl öldü bildim yavrumu. Evlat acısı çekmediğim bir tek gün bile olmadı. Bir tek gün bile. Ya şimdi eski defterleri karıştırma ya. 18 yaşına gelmiş yavrum. Daha o zaman öğreniyorum hayatta olduğunu. Kolundan tutup zorla Mardin'e getirmişler. O zaman görüyorum. Benim neler çektiğimi soran bilen var mı? Yok! Ama bir anneye bunu çektirmenin vebali ne dünyada ne ahirette yakasını bırakmaz adamın. Duydun Celil Efendi. Birlikte kurduğumuz hayallerden biri bugün artık gerçek oldu. Temel attığımız o gün o kadar yakın ki, dün gibi benim için. Sen burada yoksun. Bunun için beni affet. Sözde sana sürpriz yapacaktım. Son gün söyleyecektim. Ama sen beni kandırdın. Sürprizi bozdun. Temel atma törenini sana söyleyemediğim için vicdan azabı çekiyorum. Ama biliyorum, sen beni affedersin. Edersin değil mi? Bebenin yeri, anasının yanıdır Boran. Onun dilinden en iyi o anlar. Ne zaman ne istiyor, hemen sezer. Ama şurası bilir. Bebeği, karnı tok, sırtı pek tutmayı elde becerir becermesine ya. Anasının kokusuna, sesine de muhtaç şuncacık bebe. Unutmayasın sakın. Gelinimin
Adı nedir? Sıla. Güzel mi bari? Hı hı. Çok üzmüş bu Sıla kız seni belli. Yok ana. Üzmez o beni. Üzmedi. Aferin ona. Aferin. Bu topraklarda benimle birlikte yaşamak için ne kadar zorlandığını, üzüldüğünü biliyorum Sıla. Ama benim belki de hayatımın en mutlu günü oğlumun doğduğu gündür. O gün bana ne söylemiştin? Hatırlıyor musun Sıla? Oğlum babasının yanında büyüyecek demiştin. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz demiştin. İşte o anı hayatım boyunca unutamayacağım. O kadar çok sevinmiştim ki bir bilsen. Biliyorum Bora. Biliyorum. Senin için her şeyi yaparım. Biliyorsun Sıla. Ama herhalde en iyisi okulu yaptırmaktı. Ben de onu yaptım. Ey gidey, nasıl geçiyor ömür? Ananın babanın sağlığı sıhhati yerinde midir Bora? Bak, şimdi seni görünce onları da özledim. İyiler çok şükür. Gel birlikte gidelim seninle. Hem onlara da sürpriz olur. E yok. Sen önce gelinimi bir getir. Ben sonra gelirim. Söz ama. Gelirim be yavrum. Artık dışarı pek çıkmıyorum ama gelir. Hem suçlu hem güçlü. Kızın ne yaptığını anlamadan, dinlemeden. Ya ana sanki bilmiyorsun babamı. Öyle saman alevi gibi parlar, sonra oturur düşünür ben neye parladıydım acaba diye. Neyse kızım neyse, sen bırak onu şimdi. Narin, Sıla'yı bir daha arayalım mı? Bir öğrenelim ne olmuş. Ana arayayım mı aramasına da? Böyle ikide bir rapor alıyor gibi olmuyor ama. Diyorum ki ben en iyisi Harun'u arayayım. Gelsin alsın beni, ben bir gidip bakayım. İyi akıl ettin Narin. Hadi ara Harun'u. Sen Sıla'mı yanından ayrılma. Şimdi korkudan aklı çıkmıştır yavrum. Tamam ana tamam, merak etme sen. Hadi kızım. Artık burada binlerce çocuk okuyacak. Bu çocuklar bu topraklara aydınlığı, yeni bir hayatı, işi ve aşı getirecekler. Binlerce okul kurulacak. Sonra fabrikalar kurulacak. Tarlalar ürünle dolacak. Hayalimiz gerçek olacak Sıla. Belki biz göremeyeceğiz. Ama Bedirhan görecek. Ben inanıyorum. Oğlumuz görecek. Boran oğlum, bu bebe acıkmıştır. Yok ana, mızmızlanıyor işte. Yok yok, gel benim yavrum. Bana bak, sen bunun mamasını en son saat kaçta verdiydin? Ha? Bilmiyorum ki, hiç vermedim. Aa, nasıl? Baba olacaksın. Aa, o senin gibi koca adam değil ki. Üç öğün yesin doysun. Saat başı acıkır, saat sonu uyur bu. Yanında maması falan yok mudur? Ha? Hiçbir şeyini getirmedim ben. Gideyim de açık eczane bulayım bari. Çabuk çabuk. Ah oğlum, ah. Ah bebeğim, bebeğim. Ah yavrum. Bozduğum sürprizi telafi etmeye çalıştım canım. Seni çok seviyorum. Thank you.
İyi akşamlar. Buralarda bir eczane olacaktı. Bilmiyorum. Siz de mi yabancısınız? Evet. Sağ ol. Ne olur aç.